bakıyorsunuz bana Salih Bey? Hala sualimi cevaplamadınız. Ben de Nazif Kara hususunda ne düşünüyorsunuz onu anlamaya çalışıyorum Hakim Hanım. O vakit boynunuzu tutulacak desenize. Buna değer. Neye karar verdiniz? Söyleyecek misiniz artık? Benimle aynı fikirde misiniz? Nazif Kara'nın işkence gördüğüne inandınız mı? Çok ısrarcısın biliyorsun değil mi? Hakim Hanım! Hop be kadın, ne yapıyorsun? Önüne baksana. Allah Allah. Tamam, önüne tamam. De bakmıyor. Sanki tamam. Tarlada araba sürüyor. İyi misiniz? Of. Camınızı açalım biraz. Temiz hava gelir. Renginiz attı, açılırsınız. Bir canlıya zarar verme düşüncesi bile mahvetti beni. Ya ceza reisi mi diyor bunu? Şaka şaka, kızmayın. Kolonya? Teşekkür ederim. Biraz da. Tamam, iyiyim ben. Durmayalım böyle yolun ortasında. Kimseyi rahatsız ettiğimiz yok. Siz kendinize gelin gideriz. Ne demek kendinize gelin? Ne biçim laf şimdi bu? Ben ne dedim ki şimdi? Tamam gidelim artık Salih Bey hadi. Ben kullanayım isterseniz. Siz sarsıldınız biraz. Salih Bey derdiniz arabayı kullanmaksa açık açık söyleyin bana. Öyle lafı döndürüp dolaştırıp yok iyi değilsiniz, sarsıldınız siz falan bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Direksiyonu beğenmiyorsanız açık açık söyleyin canım. Allah Allah. Hakim Hanım siz beni... Hayır yani tamam ama ben de insanım sonuçta. Ben de hata yapabilirim. Ayrıca artık kadınlar da erkeklerden daha iyi araba kullanıyor. Kabul edin bunu. Kibarlık yapıyorum, anlamıyorsunuz. Çıkışıyorum, anlamıyorsunuz. Benim de bir sabrım sınırım var. Hayır, kendi canımdan önce sizinkini düşünüyorum, bir de hakaret işitiyorum. Bazen öyle bir haliniz oluyor ki Salih Bey. Sanki beni suçluyormuşsunuz gibi. Size karşı bir kabahat işlemişim gibi. Bunu da nereden çıkardınız? Bakışlarınızdan. Sanki bana kızgın gibisiniz. Hayır değilim. Sadece her konuda aynı fikirde olamayabiliyoruz. Hele ki Nazif Kara davasında. Gerçi siz fikirlerinizi bende paylaşmıyorsunuz ama... ben tavırlarınızdan anlayabiliyorum bunu. Sana fakültede ihsas reyin yasak olduğunu öğretmediler mi? Öğrettiler Hakim Hanım. Ama bana insanlara güvenmeyi de öğrettiler. Hem ne yapacağınızı bilmezsem bu dava hakkında nasıl fikir sahibi olabileceğim? Size nasıl rapor hazırlayacağım? Neden durduk? Açım diyordunuz. Bir çay içelim, daha vaktimiz var nasılsa. Ben emrivakilerden hiç hoşlanmam Salih Bey. Bu güzel bir emrivaki ama. Buyurun.
şöyle dışarı oturalım. Yağmur da dindi. Olur. Sağ olasın. Ben de vereyim. Estağfurullah Hakim Hanım. Yakışmaz bizim meşrebimize. Benim davetlimsiniz. Siz alın bunu. Benim davetlimsiniz. Tamam kalsın. Salih Bey, biz hakimler kimseden hiçbir şey kabul edemeyiz. Kimse bize bir şey ısmarlayamaz, armağan edemez. Çünkü o kişi bir gün karşımıza sanık olarak çıkabilir. Hakimlik bir itimatsızlık gerektiriyor desenize. İnsanlara şüpheyle yaklaşacaksınız. Güzel davranışları bile rüşvet sayacaksınız. Herkesin de sizi kullandığını düşüneceksiniz. Öyle mi? Neyse. Hale bak, İstanbul'da yaşıyoruz. Çoktandır böyle bir yere gelip arkadaşlarımla çay içmedim. Arkadaşınız var mı ki sizin? Ne münasebet? Aa, elbette var. Ne bileyim. Öyle pek sohbet edecek, fikirlerini paylaşacak bir mizaca sahip değilsiniz de. Sen beni ne sanıyorsun avukat bey? Hı? Ziyadesiyle ciddi. Çok katı. Çok kuralcı. Kurallara, kaidelere riayet ediyor olmak. Ne zamandan beri katılık oluyor? Paylaşmayı unuttuğunuzdan beri. Ne gibi? Daha açık olabilir misiniz? Ben söyleyeyim. Bir hakim gördüğü davanın seyrini değiştirecek hiçbir fikri kimseyle paylaşmaz. Değil mi Salih Bey? Evet. Evet. Ama siz asla kimseyle paylaşmazsınız. Çünkü kendinizden başka kimseye itimadınız yok. Tam da bu yüzden beşeri ilişkiniz yok sizin. Güvenmeyi bilmediğinizden, kendinizden başka kimseye inanmadığınızdan. Bunların sebebi sadece hakimlik olamaz değil mi? Derdini hala bir kenara bırakmadın değil mi? Tek isteğin benim Nazif Kara davasıyla ilgili ne düşündüğümü öğrenmek. Bunun için beni buraya getirmene gerek yoktu. Sen onun için getirmedin. Hakime Hanım. Niye getirdin o zaman? Adliye gitsek de Nazif Kara'yı konuşacaktık. Adliye buradan yakın. Kendin gelebilirsin. Alo. Salih Bey'i teşrif etmediler mi henüz? Şimdi geldiler Hakime Hanım. Tamam, derhal odama gelsin. Tamam. Hakime Hanım seni bekliyor. Oo, Salih Bey. Mesai bitmeye ne kadar kaldı? Zahmet etmeseydiniz hiç. Vasıta bulamadım Hakime Hanım. Oradan adliye zannettiğiniz kadar yakın değilmiş. Siz tabii hususi aracınızla geldiğiniz için fark etmemişsinizdir. Buyurun oturun. Siz bilirsiniz. Nazif Kara. Eğer sizin iddia ettiğiniz gibi bu itirafnameyi işkence altında imzaladıysa
bunu bize beyan etmesi gerekiyor. Aynen masama yığdığınız emsal davalardaki mağdurların yaptığı gibi. Ya adamı tehdit ettilerse? Lafımı daha bitirmedim Salih Bey. Ayrıca ucunda ip var, ölüm var. Bir insan daha nasıl tehdit edilebilir? Neyle korkutulabilir? Mesela ailene zarar veririz. Sevdiklerine eziyet ederiz diye. Tahayyül kabiliyetinize gerçekten hayranım. Bu benim bile aklıma geldiğine göre hayal olmayabilir Hakime Hanım. Öyle değil mi? Peki. Farz edelim ki siz yine doğru söylüyorsunuz. O zaman kim bu adamlar? Nazif Kara'dan ne istiyorlar? Orasını bilmiyorum. Aminna. O vakit sizinle bir faaliyet paylaşımı yapacağız. Siz bu soruşturmada bu adamlar kim, onu bulmakla mükellefsiniz. Bense merhum başsavcının ölmeden evvel başlattığı soruşturmalarla alakadar olacağım. Umarım bir ipucu yakalayabiliriz. Bana inanıyorsunuz yani. Siz de Nazif Kara'nın masum olduğunu düşünüyor musunuz? Masum diyemem. Ama bu itirafnamede işkence var diyebilirim. Nazif Kara ya da bir başkası her kim öldürdüyse ben bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Yoksa geceleri başımı yastığa rahat koyamam. İhsa sıra yasağını bozmadan size söyleyeceklerim bunlar Salih Bey. Müsaadenizle. Feride Hanım. Efendim. Bana çay simit borcunuz var. Arada kaynamasın. Size hiçbir borcum yok Salih Bey. İyi günler Hakim Hanım. İyi günler Avukat Bey. Hayrola Salih Bey, yüzünüzde güller açıyor. Umut neymiş onu anımsadım Bahar Hanım. Feride Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zalih Bey ne için teşekkür ettiniz siz? Böyle güzel bir insan olduğunuz için. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Günaydın. Günaydın. Duruşmada yoktunuz. Verdiğiniz görevle alakadardım Hakim Hanım. Çok çalıştırıyorsunuz Salih Bey Hakim Hanım, çok. Ben gayet memnunum. Ona ne şüphe? Şimdi çok enteresan bir dava var. Cinayetin sanığı tam 3 kişi. Buyurun siz de iştirak edin.
Buyurun Sayın Sergin. Hakim Hanım. Erkencisiniz bugün. Evet, biraz acelem var da. Hay Allah. Rahmetli başsavcının incelediği dosyalara bakacaktınız ya. Var mı bir şey diye soracaktım. Ben yarın onlara vakit ayırmayı düşünüyordum. Bu akşam bir konuğum var. Öyle mi? Hı hı. Babam geliyor. Bir aydır görmüyordum. O kadar özledim ki. Ne güzel. Babanın evde olması birlik demektir. Evet. Gece endişe girmez rüyaya baba evdeyse eğer. 10 kilitli kapıdan daha çok güven verir insana. Ne mutlu size. Sizin babanız nerede? Burada değil. Neden? Salih Bey, iyi misiniz? Hasta mı babanız? Vefat mı etti yoksa? Özür dilerim. Sizin de sevincinizi kursağınızda bıraktım. Salih Bey. Bana anlatabilirsiniz. Keşke anlatabilsem. Avukat Salih olarak değil ama. Siz de dinleseniz. Hakim Hanım olmadan. Anlatın o zaman. Belki bir gün. Bir gün. Nerenin peki? Bilmiyorum Feride'ciğim. Hakim Hanım müsait misiniz? Misafirim var Salih Bey. Affedersiniz. Sonra uğrayayım isterseniz. Sevinirim. Diyeceksiniz Salih Bey. Neden bana güvenmiyorsunuz? Belli ki bir şey buldunuz. Neden bunu benden kaçırıyorsunuz Feride Hanım? Salih Bey. Ben sizin arkanızdan iş çevirecek biri miyim? Beni cezalandırdığınıza göre bir kusurum olmalı. Söyleyin rica ederim. Sizin güveninizi zedeleyecek ne yaptım? Lale Hanım evde her yere bakmış. Ben de yeni gelen başsavcıya sordum. Odasında bu anahtarı açabileceği bir yer var mı diye ama yokmuş. Çok merak ediyorum nereye açıyor bu anahtar. Başsavcının başka bir evi olabilir mi acaba? Ay Turgut Bey, bir de Lale Hanım geldi bugün. Kadıncağız görünce resmen yıkıldım. Kadın 10 yaş çökmüş. Neden gelmiş?
Ay onu bilmiyorum tabii. Ya bana uzaktan bir selam verdi yalnızca. Ama Feride Hanım'la görüştü. Feride Hanım'la görüşmeye gelmiş zannımca. Dolap anahtarına benziyor. Ya da sandık gibi bir şey. Sanki kasa anahtarı gibi bu. Bak, bunun içine koymuş. Ama içinde başka bir şey yok, not ya da pusula. Ne yapıyorsun? Burada bir şey mi? Bu ne? Kim? Ada yazıyor. Göreve ilk başladığında sana verdiğim sözü bana ver. Neyi kastetmiş? Ben göreve ilk başladığım zaman ondan babamın bakan olduğunu kimseye söylememesini rica etmiştim. O da kabul etmişti. O zamanlar herkesin gözü benim üzerimdeydi. Ta ki babam gelip beni burada ziyaret edene kadar saklayabilmiştik. Ama... Demek ki şu an bu anahtar sizi neye ulaştırıyorsa onun sır olarak kalmasını istiyorum. Tamam, onu çözdük de bu ada ne? Onu anlamadım. Yani Süleyman abinin adada bir evi yoktu ki. Emin misiniz? Evet. Hatta sevmezdi orayı. Kaç kere yemeğe gidelim dedim ama istemedi. Belki sakladığı bir şey olduğu içindir. Sizin bu tahayyül kabiliyetiniz gerçekten beni çok şaşırtıyor. Yaşlı başlı adamı gizleyecek neyi olacak Allah aşkına? Daha önce de anahtardan habersizdiniz. Demek ki sır saklayabiliyormuş. Bilemiyorum Salih Bey. Süleyman abinin Burgazada'dan çok daha fazla bahsettiğini anımsıyorum. Ne var ki emin değilsiniz Hakim Hanım? Evet değilim. Bakın, Büyükada'da daha çok mesken var. İçimden bir ses, orada Süleyman Bey'e ait bir şeyler bulabileceğimizi söylüyor. Sizin bu iç sesiniz beni ekseriyetle rahatsız ediyor Salih Bey. Müşteri olun. Bu sefer ters olacak. Bilmiyorum. Gidiyor muyuz Büyükada'ya? Arabayı ben kullanacağım yalnız şimdiden söyleyeyim. Araba sizin. İstediğiniz zaman kullanırsınız. Geçen gün öyle demiyordun ama. Ziyadesiyle ikincisiniz Feride Hanım. Korkulur sizden. Almıyorum arabayı, vazgeçtim. Taksiyle gidelim. Gerilmek istemiyorum çünkü. Mantıklı. Buyurun. Teşekkür ederim. Martıları da aldım. Atar mıyız? Atarız. Çaylar da benden o zaman. Tamam Feride Hanım, tamam. Bu sefer tartışmayacağım sizinle. Geçeyim mi? Hı hı. Thank you.
Ne yapıyoruz şimdi? Önce bir esnafa soralım. Olmadı muhtara gideriz dedim. Siz ne dersiniz? Ben de acele edelim, vapuru kaçırmayalım diyorum. Burada bir ev olmayabilir çünkü. Bulacağız Feride Hanım, bulacağız. Gelin siz. İnşallah. Korkar mısınız müşteriden? Hayır. Hayırlı işler abi. Sağ olasın, buyurun. Bir ev arıyoruz. Rahmetli Süleyman Yılmaz'ın evi nerede biliyor musunuz? Başsavcı mı diyorsunuz? Evet. İleride, tepede, Manolya Sokak'ta. Ne yapacaksınız, nesi oluyorsunuz? Biz meslektaşıyız Süleyman abinin. Aynı adliyede çalışıyorduk. Evde kimse yok yalnız. Biliyoruz abi, biliyoruz. Kolay gelsin, Allah bereketini artırsın. Cümlemize sağ olun. Söyle söyle. Ben demiştim de, iç sesimde, istikabler vuku de. Ağzımı açmadım Feride Hanım. Açmadım. Ben günahsızım. Neyse şu faytonlara bineyim gidelim o zaman yukarı. İşte burası. Ne yüksek burası? Tamam, ben inerim. İyi, siz bilirsiniz. Al kardeşim. Bereket versin. Allah bereketini artırsın. Sana sağ ol. Niye gönderdin adamı? İşimiz uzun sürerse. Yazık, bekleyip de ekmek parasından olmasın. Biz ne olacağız? Yürürüz. Son vapur saat 6:10 geçe Salih. Biliyorum Hakim Hanım, beraber baktık tarifeye. Of, of. Buyurun. Hala inanamıyorum. Süleyman abinin Büyükada'da bir evi olduğunu hiç bilmiyordu. İşin kötüsü Lale Hanım da bilmiyor. Bakalım. Belki de nedeni içeride saklıdır. Affedersin, sen nasıl girmeyi düşünüyorsun içeri? Buyurun Hakim Hanım. Ne yapıyorsun sen? Ha? Haneye tecavüz bu yaptığın. Feride Hanım. Allah'ın rahmetine kavuşmuş birisi size bir anahtar bırakıyor. Belli ki öğrenmenizi istediği bir giz var. Bu başsavcının cinayet nedeni bile olabilir. Ama siz yok, ben kural kaydı dışına çıkmam diyorsanız... Verin anahtarı bana, burada bekleyin. Tamam ama kapıyı yaptıracağız. Böyle olmaz. Ben hallederim. Siz müşteri olun.
Bir saniye Feride Hanım. Tamam, yok bir şey. Çıkın. Salih Bey. Feride Hanım çıkın. Salih Bey bir dakika. Salih dur, ne yapıyorsun? Durun burada, içeri girmeyin. Ne olur ne olmaz. Salih. Dikkatli ol. Salih. Gelin Feride Hanım, gelin. Kimse yok galiba. Büyük adamı. Evet Turgut Bey. Eve girdiler şimdi. İçerideler. Manolya sokaktaki ev mi? Evet Turgut Bey.